17 Ağustos, 23 Ağustos Oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, Oğlakların hani böyle alevi koyarsın ve yaktırırsın ya bir şeyi, neydi? Böyle sinir alevi atar. Yani bu iş olmadı, orası olmadı, ödemeler var. Yani her şey bu kadar mı karmaşık? Yani ben bu sistemi koyuyorum, altta insanlar bu sistemi bozuyor. Evdeki bu düzeni bozuyor, kocam düzeni bozuyor, karım düzenimi bozuyor, çocuklar beni kasıyor. Benim ben olduğumu, beni bana bırakın, ben her şeyi yaparım dediğimiz bir hafta yaşayacaksınız değerli Oğlak burçları. O yüzden gerilmenize gerek yok. Yıllardır siz yapıyorsunuz. Evet, bu ara artık söylemlerinizde bir sertlik olabilir. İnsanlara biraz tavır sağlayabilirsiniz. Bunları yumuşatmanız lazım. Evet, çok bazı borçlarınız var, ödeyemediğiniz. Hatta ailenize bile söylemekten çekindiğiniz. Hatta yasal mahkemeler sıkıntılarınız var. Ailem duyarsa ne olur dediğiniz bir döngüde korkularınız var. Hiçbir şey olmayacak. Hepsini sonuçta aydınlığa kavuşturacaksınız. Yani işinize, paranıza biraz daha sahip çıkmaya özen gösterip ve gelecek fırsatları değerlendirdiğinizde de muhteşem rahatlıklar hayatınıza giriş sağlayacak. Size şey demişim, özellikle kendi işini yapanlarda büyütme, farklı bir sektöre girmek isteyenlerde doğru karar ve hatta güzellik merkezinde çalışmak isteyen tırnakçı, yüz estetiği ya da ne bileyim masaj, bu tarz işler düşüncesi olan bazı oğlaklar kendilerine mekan açmak istiyorlar. Yani bu bilemedim, yani biraz acele etme, biraz daha vaktin var sanki. Yani ani kararlı evdeki bulgurdan Ünyap'a giderken evdeki pirinçten olma derim, dedim bile. Ama şehri yanlış söylemiş olabilirim, idare edin. Sizin de özellikle hayvanlarla ilgilenen, neydi, evinde hayvan besleyen ya da kedi besleyen, köpek, kuş, ne bileyim kaplumbağa, yılan, akrep. Yani bu hayvanlarınızla ilgili bir sağlık problemi olabilir. Veterinere götürmeyi unutmayın diyorum değerli Oğlak burçları. İleride daha büyük sıkıntıyla karşılaşmayın. Size de hayvanlarınızla ilgili sağlık problemi demişim ama sizin de ailenizle alakalı ortaklı işler, ortaklı mal, ortaklı para, ortaklı sistemde ayrılma kararı var. Herkes kendi başına göre yapsın. Artık hiçbirinin problemini dinlemek istemiyorum dediğiniz bir döngüdesiniz. Çok nazar almışsın Oğlak Burcu. Sadece sen de esnedim. Şöyle söyleyeceğim. Ya bunca yıl idare ettin. Ya şu pandemide mi bu kararı verdin? Yani bunca yıl idare ettin, idare ettin. Bugün mü bu kararı verdin? Ortağımı istemiyorum. Özgür olmak istiyorum. Kimsenin hapsi altında yaşamak istemiyorum. Kendi ekmeğimi az da kazansam, yiyeceğim ekmek bana yeter dedin de yıllardır böbürlendin, onu yaparım, bunu yaparım. Bu hafta buna mı karar verdin? Depresyonun dibinde misin? Psikoloğa git. Nefes terapisine git. Yani enerjini değiştir. Senin gibi bir beynin, yani Alman motoru diyorum Oğlak burçlarına. Pes yok, yola devam. Yani sizde her zaman yola devam edecek bir beyin var. Yani sizin hani yok dediğiniz an tekrar hayata başladığınız andır. Bir de şey demişim, evdeki değişmesi gereken bir sürü şeyler var. Yani nasıl değiştirin ki? Tamam, yemek masanızı değiştirin, mutfak dolaplarınızı değiştirin, parkelerde şikayetiniz var, onu değiştirin. Değiştirin, mutlu olacağınız her şeyi yapın. Ya azar azar yapın, sıkıntıya sokmadan git, yapın kendinizi. Ve yurt dışında olan bazı oğlak burçlarına demiş gibi yaşadığınız yeri farklı bir ülkeye çevirmek istiyorsunuz. Ya da mesela Hakkari'de yaşıyorsanız Bursa'ya gelmek istiyorsunuz. Doğru bir karar. Bu dengeyi oturttuğunuzda doğru çizgiyi, doğru hayatı oturtacaksınız. Çok nazar almışız oğlak burcu. Hani bütün oğlaklar mı diyeceğim? Vallahi 19 burç yazdım. 10. burçta eğer esniyorsam bütün oğlaklarda büyük bir nazara. Hatta şöyle söyleyeceğim. Erkek, yani yaşça olgun erkek nazarı var. Kadın da olsanız, erkek de olsanız yaşça olgun erkek nazarınız var. Çünkü gözyaşım gözümün içinde kaldı. Şöyle demişim, özellikle ritüelinizle ilgili sadece ne yapmışım? Sen bol bol kendinle ilgili üzerindeki nazar. Şu an bir şey demek istemiyorum. Siz kendiniz bulun.
Yükselen ya da ay burcunuza ne dediysem onu yapın. Çünkü sizin üzerinizde gerçekten ağırlık var ve ben bile yoruldum. Evet, 17 Ağustos depremimizdeki yaşanan insanlara başsağlığı. Bir daha Allah ülkemize zeval vermesin. Çocuk isteyen ve tedavisi isteyen oğlaklara demişim. Aa, burada notum var. Evet, çocuk tedavin olumlu ama Kasım'a kadar bekle. Kasım'da daha rahat olacak demişim. Bir de evliliğiyle ilgili boşanma süreci olan bazı Oğlak burçlarına şey demişim. Evet, boşan, çok mutsuzsun. Artık bu seni mutlu etmiyor. Yükselen ve ay burcunu dinle.